Selamünaleyküm arkadaşlar. Köyümüze, evimize, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Merhaba. Annem bugün karalahana yemeği yapacak arkadaşlar. Ezmesini mi yapacaksın anne? Ezme yapacağım. Suyunu koydum. İçine biraz barbunya fasulye vardı pişmiş. Bunları attım böyle. Dondurucudaydı. Şimdi lahanaları koyacağım. Bunu da sonbaharda ışkın lahanaları var. Onlardan ayırmıştım. Çünkü şimdiki lahanadan sadece sarma oluyor. Yemek güzel olmaz. Böyle bunları haşlayıp mı attın anne? Çiçeğinden, çiçeklerken ayırıyoruz şöyle. He. Şöyle çiçeği karışık öyle doğrayıp dondurucuya bırakıyoruz. Haşladın, yağmurlu havalarda yapıyoruz bunu. Sıcakta da yemiyoruz. Evet, bugün yağmur var. Hava yağmurlu diye. Yanına da ne gider? Bunun arkadaşlar mısır ekmeği. Mısır ekmeği yapacağız. Evet. Şimdi soğanla patates. Bir tane patates, iri iri soğan doğradım. Ezeceğiz ya bunu. Evet, ezmesi bunları olacak bu. Bunu da koyacağım. İçine. Bu bakır tencerede arkadaşlar annemin annesinden yadigar değil mi? Evet, ondan annenden kalma. Bunu gözüm gibi bakıyorum. Bunu kaleye yaptırdım. Bunda, sade lahana, sırgan pişiriyorum bunda. Evet, çok lezzetli oluyor bunun yemeği de. Uğurlatacağız böyle biraz. Sen göz kararı yapıyorsun ya şimdi. Ben göz kararı alışmışım, yapıyorum. Şöyle oldu, bu koyulaşacak biraz pişerken. Pişecek. Zaten haşlanmış değil mi anne lahana? Yok, haşlanmamış. Çiğ. Çiğden attın. Bir hakiki zeytinyağı koyacağım. Tereyağı da güzel oluyor. Bu da yumuşak tutuyor. Az da tereyağı atacağım, o kadar. En son değil mi? En son. Şey yaparken, çekerken. Bu şekilde arkadaşlar bizim bugün menüde karalahana ezmesi ve mısır ekmeği var. Az acı atacağım. Biraz at aynı. Çok dağıtma da, çocuklar da az çok seviyor ya. Çok yakıyor bu biberi. Biz çekiyoruz kendi biberimiz. Şu kadar olsun da. Çok çocukları yakmasın. Aynen. Diye. Az da toz biber atayım. Biraz da toz biber. Tuzunu falan en son mu atıyordun anne? Yok, her şeyini atacağım. Pişecek. Tamam, daha hiç ellemem. Tamam. Yemeği ondan sonra ezeceğim. En son pişince. Burada çayımız kaynıyor arkadaşlar. Şöyle. Dışarıda da yağmur var. Yağmur yağıyor. Vallahi haberlerde de Sakarya sel felaketi falan dediler ama Allah her şeyin hayırlısını versin. Tuzunu atıyor. Şöyle. Annem tuzu atıyor. Babam da dışarıda inşaat örüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birazdan onun yanına da gideriz. Vallahi yağmur çamur dinlemiyor adam. Şöyle ağzını kapattık. Bu şimdi yavaş yavaş pişecek değil mi? Ya 40 dakika. Şöyle dışarıyı da göstereyim size. Yağmur bir çok yağıyor, bir duruyor falan. Hiç anlayamıyorsunuz. Şöyle yukarılar puslu görüyorsunuz. Birazdan da kayınpederime gider bakarız ne yapıyormuş. Babam ne yapmış da mecbur yapmak zorunda kaldı? Hı? Babam alçı mı yap? Ha? Şey, o şekilde. Baba şey yapıyor. Harcı yordu, yağmur durdu diye. Yağmurda tekrar başladı. Mecbur örecek yağmurda falan. Tamam, bir gidip bakalım. Kolay gelsin diyelim. Mısır ekmeği. Orası normalde tahtaydı. Değil mi anne? Şeydendi. Neydendi o? Darabaydı. Babam şimdi bu şekilde örüyor. Tuğla örüyor. Kapıyı da yapacak herhalde değil mi? Gözüküyor babam şu an. Kapıyı yapacak, önüne çiçeklik yapacağız. Fırın alacağız oraya. Süslü böyle güzel ekmek. Aynen, ekmek, baklava, börek. Çok güzel pişiriyor arkadaşlar fırın. İnşallah nasip olur, bizim kapımıza da gelir. Şöyle mısır ekmeğimizi yoğuralım. Yoğururken görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra geldi mısır ekmeğine. En sevdiğim valla. Övmeç yapacağız inşallah bugün. Şöyle mısır ekmeğimiz. Mısır unumuz. Çok pardon. Mısır unumuzu biz kendimiz çektiriyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Şey neydi anne o? Su değirmeninde aynen. Çektiriyoruz. Tuzunu atacağız. Şöyle tuzu. Babam senin çay. Babam da annemsiz hiçbir iş yapamaz. 2 dakikaya geliyor de. Maya ıslamıştım az bir şey. Daha fideyi ne alayım? Alacaksın mı? Su koydum biraz. Şey mayayı şey yaptım. Azıcık da karbonat atıyorum böyle. Tamam. Şey işte. Şimdi suyla. Fideci gelmiş de alacağım bir şey de yok herhalde. Ne satıyor? Karalahana. Salatalık. Biber. Biber mi satıyor? Biber satıyor. Şöyle yoğurdu
atacağız. Bunu bekleyecek bu da yarım saat sonra. Evet, kabaracak değil mi biraz? Lahananın pişmesine yakın bunu da atacağız fırına. Evet. Vallahi ben en çok mısır ekmeğini övmek seviyorum. Biliyor musunuz bilmiyorum. Karadenizlerden varsa aranızda biliyordur arkadaşlar. Övmeç olmazsa olmazdı. Övmeç de sıcakken çıkarıyorsunuz. Tereyağı, üstüne şeker. Vallahi en sevdiğim diyebilirim size. Karadenizlerin en sevdiğim şeyi. Alıştın artık. Evet, çok seviyorum. Kayınpederim yapar, ben yerim. O yapmayı seviyor, ben de yemeği. Allah razı olsun, biz ikimiz yiyoruz. Dur anneciğim. Bak babana bakalım ne yapıyormuş. Şimdi bu bekleyecek değil mi anne, yarım saat? Yarım saat dinlenecek. Hı-hı. Bunu bu kıvamda yoğuruyorum işte. Bunun farklı yapanlar da var mesela, hani içine yoğurt koyuyorlar. Ya biz katmıyoruz. Yumurta doğalı koyuyorlar. Doğalı neyse öyle. Öyle evet. Bir şeyler yapmıyoruz biz. Öyle oldu mu özelliği gidiyor. Evet. Şimdi böyle bu bekleyecek. Evet arkadaşlar, şöyle görüyorsunuz. Soğan, pırasa kavruluyor şu anda. Üstüne galderik koyacağız. Galderik kavurması yapacağız aynı anda. Şöyle. Bunu koyalım. Bu kavrulsun. Şöyle yemeğimiz de oldu. Tamam anneciğim, gidebilirsin. Elini ağzından çeker misin ikilerce? Kolay gelsin baba. Eyvallah. Babam duvarı örmüş. Ne kadar olacak baba bunun boyu? He, yüksekliği diyeyim, pardon. Şöyle. Buraya da demir kapı yaptıracaksın herhalde değil mi baba? Bu kapıyı da çırp çocuklar için yaptı arkadaşlar. Çocuklar burada duruyor. Hani dışarı kaçmasınlar. Allah korusun şöyle yoldan araba falan gelirse. Çok hızlı geçiyorlar çünkü burada. Sırf o yüzden yapmıştı. Şimdi demir yaptıracak. Daha rahat edeceğiz. Hiç açamayacaklar inşallah. Bitirmişsin vallahi baba neredeyse. Ha, bu şeyin üstüne kadar mı yapacağım baba, tahtanın hizasına kadar? Varmış gene ya. Neresi? Şu hizaya mı? Yok bu hiza. Beton dökeceğim üstüne, bir 15 santim daha beton atacağım. Anne. Dün akşam, dünden beri. Kenara gelir misin anneciğim? Araba geliyor. Babanın evini buraya yapacağım. Bizim evi buraya taşıyacaklarmış. İstiyor musun İksa? Küçük bir ev mi? İster misin İksa? İksa selam ver. Selam arkadaşlar. Nasıl selam? Küçük olur mu? Yetmez. Nerede? Çamura girme anneciğim. Küçük bir ev yapacağım baban. Nerede yatacağız biz? Buraya da bir çek yat atarsın. Sen yatsan yeter İksa. Ha? Çamur olmayacak ki, ev yapacağız da çeket atacağız. Bu soğukta. Bu soğukta. Tabii canım, burada petek yok. İkra nerede yatsın? Şöyle arkadaşlar. Zaten göstermiştim geçen videomda. İşte tuğlalar falan geldi diye. Babam geldiği gibi başlamış. Burada da bizim lesimiz vardı. Ama eşimin yeğeni işte, gömcemin oğlu, onu gezdirirken sen araba çarp bir güzel, bacağını ez. Sonra bir güzel de kaç. Ondan sonra biz de o gün yasak vardı. Aradık. Geldiler sağ olsunlar. Aldılar götürdüler. Eşimler bakmaya gittiğinde de kapalıymış barınak. Hala göremedik ne durumda. Bir bilgimiz yok şu anda. O yüzden kulübemiz boş duruyor şöyle. Annem buraya şöyle çiçeklik yapacakmış. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. Yorgunluk, uykusuzluk, meva benim kaç gündür uyumuyor. Bugün artık sesim patlak verdi. O yüzden biraz böyle değişik. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Evet. Ne olmuş anne, hamurumuz? Hamurumuz kabarmış. Kara tepsimizi yağladık. Çünkü kara olması gerekiyor. Yapışıyor. Mısır ekmeği her tepside olmaz. Evet. Öyle. Şimdi bunu bir karıştıracağız. Ooo, fosfos olmuş bak. Çok güzel. Şöyle yapınlaştıralım. Çok güzel olmuş. Kabarmış iyice. Şimdi bunu tepsiye koyacağız. Şöyle görüyorsunuz. Karadenizlerin olmazsa olmazı diyebiliriz değil mi anne? Öyle. Bir de şey var değil mi? Yoğurt doğruyorlar. Buna benzer ne vardı bir de?
Pasta. Şimdi var, abazalar yapar Çerkezler ama bizimkiler de içinde oturduğu için alışmış. Aynen pasta. Şimdi arkadaşlar ben gelin geldim diyorlar ki işte pasta yapacağız, pasta yapacağız. Ben de bilmiyorum şimdi pasta normal pasta yapacaklar sanıyorum. Neyse ben de öyle süt annemdi değil mi ilk yapan? İlk süt annem yapmış, çağırmış, pasta yapmış işte. Herkes diyor o pasta var bugün pasta yiyeceğiz falan ama ben bilmiyorum hiç görmemişim. Neyse biz gittik pasta yemeye, ben mısır ekmeği. Bu diyorum nasıl pasta? Meğersem pasta diyorlarmış. Ama bir seviyorlar, bir yiyorlar. Zamanla alışıyorsun. Ezme fasulye yapıyorsun. Aynen ezme fasulyeyi yapıyorsun. Şöyle şöyle aynı yufka gibi arkadaşlar. Şöyle batırıp. Aynen batırıp yiyorlar. Yufkayla, yufkayı düşünün yani. Böyle ellerinin içinde şişirelim, kayıyor. Sonra karalahanayı ezelim. Şöyle. Annem kesti ki koparması kolay olsun diye arkadaşlar. Ve burada da onu karıştır. Tersimde yani karıştıramıyorum. Ah. Pırasalı gardır kavurması güzel olur. Burada derenin kenarında buldum bir avuç da. Pırasayı mı? Yok gardırı. Az bir şey dedim. Bunu da yeni mi buldun gene? Görünce gözüm kalıyor. Ev dolu aslında ama bunlar dayanamıyorlar. Evet arkadaşlar şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Hayır anneciğim yemek yiyeceğiz. Mısır ekmeğimiz pişti. Gerçekten. Bunu çıkarttım. Şöyle ekmek hamuru. Atmayacağım mı? Yanmadı mı soba? Atacağım. Ayarlıyım. Atacağım. Ekmeğimiz de pişecek orada. Karalahana ile beraber yiyeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar şöyle. Meva'da karpuz diyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi soframızı hazırladık. Mısır ekmeğimizin de dumanı üstünde. Şimdi bunu böyle bu şekilde arkadaşlar böyle katacağız. Beraber yiyeceğiz. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Bugünkü videomun da sonuna geldim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.